Temsilcisi, Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'le beraberiz. Zafer Bey hoş geldiniz. Ramazan bayramını geçtik. Nasıl bir bayram geçirdiniz? Hoş bulduk. Bence çok güzel bir bayramdı. Biz gerçi çalışarak geçirdik ama özellikle dün akşam milli takımın Fransa karşısında aldığı o muhteşem galibiyetten sonra keyfimiz biraz daha yerine geldi. Bu çok önemli Kemalettin. Özellikle ben maçtan sonra Şenol Güneş'in yaptığı açıklamayı çok önemsedim. Bu galibiyet dedi kendi çocuklarına inanan, onları küçümsemeyen bir takımın, bir ülkenin neler başarabileceğini gösteriyor dedi. Hakikaten önemli diye. Şimdi bir laf vardır, futbol sadece futbol değildir diye. Şimdi Türkiye'nin Fransa'yı yenmesi de sadece bir futbol galibiyeti değildir. Çok önemlidir, dünyaya verilmiş mesajdır. O evet. Fransa'ki Doğu Akdeniz'de Rumlarla işbirliği yaparak bizim haklarımızı gasp etmeye çalışıyor. Bir nevi ülkeler artık günümüzde güçlerini sporla da gösteriyorlar. Sporla. Hem moral motivasyon açısından hem mesaj anlamında çok önemliydi. Bayramı taçlandırdı bu galibiyet. Kesinlikle. Buradan hiç, biz de millilerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Fransa'ya karşı ezici bir galibiyet kazandık. Biz de buradan kutluyoruz kendilerini. O zaman hemen direkt sporla başlayalım. Spor dünyasından Mesut Özil'in bu hafta bir düğünü evet. Gündemdeydi. Bununla alakalı Yunus Paksoy Bey'in bir paylaşımı var. Alman medyasında komedi. Erdoğan davetli olduğu için Özil'in düğününe gideceklere öneriler vermeye çalışıyorlar. Daveti nazikçe reddetmeye çalışın. Telefonda zor olur, yazılı reddedin. Erdoğan'la fotoğraf çektirmeyin. Evet, şimdi Kemalettin, Yunus benim çok sevdiğim bir gazeteci kardeşimdir. Çok da başarılıdır. TRT bünyesinde kendisi ve Almanya'da yaşıyor. Şimdi Almanların Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan antipatilerini biliyoruz. Ve bakın Mesut'un düğününe gidecek olan insanları bile böylesine üstü kapalı bir şekilde tehditvari ifadeler kullanıyorlar. Onlar bildikleri gibi devam etsinler ama ben asıl burada Mesut'un yaptığı çok şık bir davranış var. Belki duymayanlar vardır, onları hatırlatalım. Mesut Özil tam 16 bin kişiye Kızılay aracılığıyla düğün yemeği verdi. Evet, onunla yani, ilgili ikinci bir paylaşımımız var, önemli. Onu alalım. Yani şimdi milyonlarca euro para kazanan futbolcular bunlar. Şu an ekranında da yansıttık. Kızılay evet. Başkanı Kerem Kınık'ın bir paylaşımı var. Mesut Özil'e bir teşekkür tweet'i paylaşmış. 16 bin kişiye Mesut Özil'in tarafından yemek. Yani ihtiyaç sahiplerine 16 bin kişilik bir düğün yemeği veriyor. Bu buradan bütün futbolculara örnek olsun. Yani senede milyonlarca euro kazanıp da fakiri, fukarayı, garibanları unutanlara Mesut Özil ta Almanyalardan, İngiltere'lerden böyle bir insanlık dersi veriyor. Çok güzel hareket. Alkışlıyoruz. Yani evet. Darısı bizim Türkiye'deki futbolcuların başına. Evet. Sıradaki paylaşımımızla devam edelim. Murat Sarıcan'ın bir paylaşımı var. Özellikle gündeme ilişkin çok ön planda olan paylaşım. Evet, sıcak gündem diyelim buna. İstanbul CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'da uçağa binerken yaşamış olduğu, daha doğrusu yaşatmış olduğu bir skandalla ilişkin olarak. Burada bir videomuz olması lazım. Öncelikle videoyu paylaşalım. Devamında konuyla ilgili tweetleri tek tek okuyalım. Şimdi İmamoğlu'nun Ordu Valisi Sayın Seddar Yavuz'a karşı bir cümlesi söz konusu. Bununla ilgili. Onu biz buradan ifade etmeyelim. Evet. Kötü söz, hani sahibine aittir de demeyeceğim ama ne diyeyim ya. Hakikaten yani Türkiye'de devletin valisine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oradaki en üst düzey temsilcisine bir siyasetçinin ağzından böyle bir söz çıkması yani vatandaş olarak bizleri hakikaten üzüyor. Bu ülkeyi seven herkesi de üzüyordur diye tahmin ediyorum Kemalettin. Evet. Şimdi sizin zaten VIP'i kullanma hakkınız yok. Şimdi Ordu Valisi'ne baktığımızda Ordu Valisi kim? Sayın çok Seddar, önemli. Tabii, Seddar Yavuz. Burada şu an ekrandaki görüntü Muş Valiliği yaptığı dönemde kendisinin hemen konutunun karşısında ekranda görmüş olduğunuz bir araç var. Polis memuru arkadaşlar bu araçla ilgili şu an o anda inceleme yapıyorlar. Bir ton patlayıcı Vali Bey'in evinin önünde yakalandı. Yani hem PKK'nın hem FETÖ'nün, hedefinde olan bir devlet görevlisi. Evet. Ama Ekrem Bey'i VIP'e almadı diye kendisi hakkında kullandığı bir ifade var. İfade var. Vicdanları sızlatan bir ifade var. Evet. Murat Sarıcan'ın bu konuda bir paylaşımı var. CHP yandaşı Fatih Portakal'dan Ordu valisine hakaret eden CHP İstanbul adayına tepki. Devletin valisine hakaret edemezsiniz. Bu kötü alışkanlığını yen.
Fatih Portakal, özetle VIP'te, VIP'e değil dip'e doğru gidiyorsun. Arkanı toparlamaktan yoruluyoruz. Demek devamında, istiyor diyor değil mi? Evet. Devamında başka bir paylaşım var. O da aynı şekilde bir basın kurumundan gelen bir paylaşım. Bu konuda bayağı bir tweetlerimiz olduğu için. Ya haftanın en çok Musakka, konuşulan. Evet. Musakka yerim VIP'ten geçerim. VIP'ten korsan uçulmaz. CHP adayı Ordu valisine hakaret etti. Benzer bir paylaşımımız daha olması lazım. Evet. Buradaki paylaşım özellikle çok dikkatimizi çekti. Onu ben uzun uza diye okumak istemiyorum. İmamoğlu'nun PR ekibinden bahsediyor bu tweette. PR ekibi acaba burada VIP'te yapılan bu hakarette, bu çıkartılan kargaşayla bir menfaat, bir mağdurluk elde edilebilir mi? Şimdi Kemalettin çok hızlı izleyicilerimize konuyu şöyle bir özetleyelim. Buradan muhakkak bir mağduriyet hikayesi çıkartmak istiyorlar. Zaten kendisi Türkiye'nin en hızlı mağdur olan insanı durumunda şu an CHP'nin İstanbul adayı. Bakın VIP'ten geçmenin bazı koşulları vardır. Orası evet. Devlet büyüklerine değil mi? Yani öne çıkmış kamu görevlilerinin kullanabildiği bir alan. Şimdi siz oraya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un adıyla 14 kişilik rezervasyon yaptırılıyor. Diyorlar ki biz 14 kişi geleceğiz ve VIP'ten geçeceğiz. Ama onun bir kuralı var Kemalettin. Milletvekili Seyit Torun olduğu için VIP'ten geçecek, uçağa binecek isimler arasında Seyit Torun'un da olması lazım. Geliyorlar VIP'e, Seyit Torun'un ismi yok. Düşünebiliyor musun? 14 kişi. Kim var 14 kişinin içinde? Ekrem Bey var, ailesi var, yakın korumaları var. Fox TV'nin kameramanı ve muhabiri bile var. Evet. Şimdi siz devletin kurallarını hiçe sayacaksınız. Seyit Torun yok ama orada. Yani orada VIP'ten geçme hakkı olan sadece Seyit Torun. Yanında galiba 3 kişi geçirebilir. 14 kişi geçirmek istiyor. Ona da kabul ama kendisi yok. E hadi orada o kalabalığa 14 kişinin içine başka birileri karışsa, bir terör öyle mi söz konusu olsa, Ekrem Bey'den de bağımsız olarak. Evet. Yani Türkiye'nin imajı ne olacak, nelerle karşılaşacağız değil mi? E bir de şimdi şu var, ya sizin VIP'i kullanma hakkınız yok. Bu hakkınızın olmadığını bile bile daha siz şu anki sıfatınız ne biliyor musunuz? CHP İstanbul Belediye Başkan adayı. Aynısını yapmadı mı? Mazbatasını almadan gitti Anıtkabir'i ziyaret etti, defteri imzalamaya çalıştı. Evet. Yani bu örnekler o kadar çok ki ne yapmaya çalışıyorlar, toplumu neden bu kadar germeye çalışıyorlar gerçekten anlamak mümkün değil. Ama bu VIP olayı skandaldır. İşin bu boyutu, asıl skandal olanı az önce konuştuğumuz devletin valisi için kullandığı, hadi biz talihsiz diyelim, o kötü ifade. Ya bu Cumhuriyet tarihi boyunca bir devletin, bu devletin bir valisi hakkında kimse böyle bir ifade kullanmamıştı. Aynı şeyi Kemalettin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce Metin Temel Paşa ile ilgili hatırlar mısın? Aporetini sökeceğim. Aporetini sökeceğim demişti. Ve sonra seçimden sonra ne demişti? En büyük hatamı oldu demişti hatırlıyorsan. Bu da çok büyük bir hatadır. Ama senin söylediğin şey önemli. Buradan bir yeni mağduriyet üretmeye çalışıyor olabilirler. Çünkü bu işi çok iyi beceriyorlar. Şimdi, yani Türkiye 80'li yıllardaki Küçük Emrah olayından sonra bu kadar mağdur olan ikinci bir figür tanımamıştır. Evet. Her şeyden mağdur oluyor. Şöyle bir intiba var sanki. Ekrem İmamoğlu basında, halkın karşısında sürekli mağdur edilen, hor görülen bir izlenim yaratmaya mı çalışıyor? Ya nasıl bir mağduriyet? Yani şimdi siz 400 bin lira deniyor o bindiği özel uçağın, İstanbul Ordu, Ordu İstanbul seferinin 400 bin liralık bir maliyetinden bahsediliyor. Evet. Şimdi kendisinin daha adaylığı açıklanır açıklanmaz mal varlığına ilgili haberlere bir tedbir aldırdığı söyleniyor. Siz mağdur olduğunuz o Karadeniz seyahatinden sonra gazetecileri indiriyorsunuz İstanbul'da. Dalaman'a tatile gidiyorsunuz. İddia o ki CHP yönetimi kendisinden bir süre ortalıkta görünmemesini istiyor. Nasıl bir mağduriyet? Özel uçaklarla geziyorsunuz. Ha bir de ne oldu? Kemalettin, para topladılar değil mi CHP'lilerden? Kampanya için para topladılar. İnsanlar 20'şer lira para vermeye teşvik edildi. Evet. Galiba bir tane sanatçı da Murat Boz herhalde 100 bin lira bağışlamıştı. Şekilde, evet. İşte Ekrem Bey'in İstanbul seferinin 400 bin liralık maliyetinin 100 bin lirasını Murat Boz bağışlamış. Buradan belki haberi yoktur. Ona da tebrik edelim. Böyle bir katkı sunmuş. Ordu'daki VIP olaylarıyla ilgili olarak Sayın Vali Bey'in bir paylaşımı var. Seddar Yavuz Bey'in. Bir sonraki paylaşım olması lazım. Valiliğimizin VIP kullanımı ile ilgili hukuka uygun olarak almış olduğu karar demokratik bir hak olarak eleştirilebilir. Ancak küfür ve hakaret ederek kişilik haklarında saldırıda bulunması asla kabul edilmez ve hukuki sonuçları olan davranış bir davranıştır. Yani Vali Bey'in söylemek istediği şu: ben bireysel olarak burada bir hüküm kurmadım. Herhangi bir kafamdan bir kanun uydurmuyorum. Ya işte kurallar VIP'ten belli. Geçebilmenin bir kuralı var.
Ama Ekrem İmamoğlu buradaki vasıfları taşımadığından dolayı, VIP'ten geçebilme hakkı olmadığından dolayı almadık. Şimdi bir de Kemalettin valinin açıklaması önemli. Fatih Portakal dedin. Fatih Portakal orada aslında o da bir skandala imza atıyor. Yani ellerinde o görüntü varken yayınlamadıklarını söylüyor. Niye yayınlamıyor? Durumu toparlamaya çalışıyorlar. Yani Ekrem İmamoğlu'nu bir şekilde korumaya çalışıyorlar. Çünkü skandal çok büyük. Hala durum bu kadar netken bazı aklı evveller de, sözde vicdanlı eski AK Partili bazı gazeteciler de efendim aslında öyle demedi. İşte bakın videonun aslı bu deyip bir de bu moda oldu Türkiye'de. Yok başını kestiniz, yok sonunu kestiniz. Bunların tamamı yalan. Buradan biz izleyicilerimize evet. duyuralım. Bariz bir şekilde o ifadeyi kullanmıştır. Zaten kendisinin o olaydan sonra çıkıp bir açıklama yapmaması da ben böyle bir şey söylemedim demesi de bu suçu işlediğinin bir ispatıdır. Evet. Sıradaki paylaşımımızla devam edelim. Pervin Buldan'ın bir açıklamasına istinaden yapılmış bir haber. Pervin Buldan 23 Haziran'da İstanbul'da AKP'ye bir kez daha sandıkta ders vermeyi iple çekiyoruz. Çok güzel. Evet, iple çekiyorlar. Yani önemli bir açıklama evet. yapmışlar. İttifak zaten belli. Nedir orada işte? CHP, HDP, İP. Dışarıdan bunlara Pensilvanya destek veriyor. Bunu söyleyince niyeyse çok bozuluyorlar. Biz bunu geçen hafta da geçen söyledik. Geçen hafta Pensilvanya'dan gelen paylaşım Emre Usta'nın da paylaşımı vardı. Evet. Ya şunu bütün kamuoyunun bir sorması lazım. Hadi Ekrem Bey kendisi sormuyor. CHP'ye, Ekrem Bey'e oy veren vatandaşların da şu sorunun cevabını araması lazım. Ya bu Kandil, PKK ve Pensilvanya neden sürekli bizim adayımıza destek açıklaması yapıyor? Neden bizim adayımızın kazanmasını istiyor? Bizim adayımız kazanırsa Kandil ne kazanacak? Pensilvanya ne kazanacak? Evet. Bunu sorgulamaları lazım. Bunu ben samimi olarak söylüyorum. Ekrem Bey'in de sorgulaması lazım. Bu kötü bir şey. Aha işte bugünden çıkmış. Deniliyor ki işte İspark'ta bazı yerler değil mi? Ya Ulufe Dağıtır gibi eğer kazanırsa HDP'ye tahsis edilecek deniliyor. Evet. Şimdi HDP'ye oy veren vatandaşları bir kenara koyuyoruz. Onlar tamamen samimi duygularla HDP'ye tercih edebilirler. Buna kimsenin bir itirazı olamaz. Ama HDP üst yönetiminin bizzat Kandil tarafından belirlendiğini, belediye meclis üyelerine kadar herkes biliyor. Türkiye'de özellikle doğudaki birçok belediyenin kayyuma atandığını biliyoruz. Onlarla ilgili olarak yapılan araştırmalarda dikkat ettiğiniz özellikle belediyelerin hizmetlerini halka, vatandaşa, şehre değil de nereye yaptıkları zaten dağ konuşmaları göre daha gönderdikleri tespit edildi. Kayyumun yaptığı başarılı icraatları da herkes biliyor orada. Ama şimdi burası İstanbul, Kemalettin. Yani Türkiye'nin göz bebeği, dünyanın en büyük metropollerinden biri. Biz burada iki tane terör örgütünün at oynattığını buna izin verirsek, eğer bu gerçekleşirse bu Türkiye'nin hakikaten bir ulusal güvenlik sorunu anlamına gelir ki bence yol yakınken CHP adayının da çok kesin bir dille çıkıp daha seçime 10 küsür gün var. Ben sizin desteğinizi istemiyorum açıklamasını yapması lazım. Eğer Kandil'e ve Pensilvanya'ya bu mesajı açık açık veremiyorsanız orada işte ortada ciddi bir şüphe var demektir. Evet. Sıradaki paylaşımımızla devam edelim. Bu hafta özellikle medyaya düştü biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu Sayın Binali Yıldırım'la beraber canlı yayında bir açık oturumda görüşmek istediğini söylemişti. Buna istinaden görüşülecek mi, görüşülmeyecek mi, Binali Bey bir yerlerden izin mi alıyor, izin aldı mı, alacak mı şeklinde tartışmalar sürekli olmuştu. Bununla alakalı olarak Binali Bey 2 gün önce bir açıklama yaptı. Ben her platformda, her şekilde Ekrem İmamoğlu ile beraber çıkıp İstanbul'u tartışmak istiyorum dedi. Bununla İlgili olarak eski TRT çalışanı olan, TRT'de birçok kanalda görev yapmış Uğur Dündar Bey'in moderatör olarak yer almasını istemişti. Uğur Dündar da aynı şekilde sıradaki tweetimizi gösterebilirsek bir sonrakini. Uğur Dündar yapılan bu teklifi kabul edemeyeceğini, herhangi bir şekilde moderatör olarak yer almak istemediğini belirten, moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ederim. Böyle bir basın açıklaması oldu. Sayın Binali Yıldırım Bey'in de Uğur Bey'in kararına üzüldüm. Adaylar ve demokrasi zarar görür diyor. Ne gibi bir zarar anlamadım. O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda birilerinin baskısı, etkisi olmamıştır. Evet, çok güzel. Burada bir tırnak açmak istiyorum. Sayın İmamoğlu'nun
Uğur Dündar katılması, katılmamasına ilişkin, bu programa ilişkin Binali Bey'in bu net tavrına karşı herhangi bir açıklaması olmadı. Olmadı. Ancak bir paylaşımımız daha var. Onu da verebilirsek. Evet. Kimin? Bu Korkmaz Karaca Bey'in bir paylaşımı. Aynı konuyla alakalı olarak. O da değil mi? Bir baskı olduğunu ABD'den ifade ediyor. ABD'den Temsilci Meclisi Başkanı Pelosi Fransa'da bir gazetecinin sorusunda prensibim gereği ülke dışındayken başkan hakkında konuşmam diyor. Bizim zavallı muhaliflere ders olsun, milli duruş nasıl olur görsünler. Şimdi ondan bağımsız olarak bu Uğur Dündar konusu çok enteresandır. Bakın Binali Bey bu hamlesiyle, yani o programın moderatörlüğünü Uğur Dündar'ın yapmasını isteyerek CHP adayının gardını düşürmüştür. Çünkü evet, CHP'liler nezdinde Uğur Dündar çok saygın bir gazetecidir. Onların çok inandığı bir gazetecidir. Kendisine ne kadar yüksek bir güveni olduğunu Binali Bey burada ortaya koymuş oldu. Dedi ki size çok 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 yakın bir gazeteci yönetsin tartışmayı. Moderatörlüğü o yapsın. Çıkalım İstanbul'u anlatalım. Bakın bunu bile göze alamadılar. Niye evet, alamadılar? E peki siz değil miydiniz Binali Bey'e televizyona çıkmaktan korkuyor diyen? Değil mi? Evet. Ne diyorlardı? Bir yerlerden izin alması gerekiyor diyorlardı. Kimin izin alması gerekiyormuş? Burada ortaya çıktı. Şimdi Uğur Dündar ilk başta memnuniyet ifade eden tweetleri var. Beni layık gördükleri için diye. Evet. Bundan onur duyacağını söylediği tweetleri var. Sonra ne oldu da Uğur Dündar vazgeçti? Benim unutulmam demokrasiye zarar verecek. Niye demokrasiye oldu? Zarar veriyor? Yani siz kamuoyu önünde bütün televizyonların ortak yayınlayacağı bir programda İstanbul'u konuşacaksınız, projeleri konuşacaksınız ve bu demokrasiye zarar verecek. Acaba neden? Bir de şu çok tartışılıyor Kemalettin. Uğur Dündar bu moderatörlük işi ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada kimine göre sayısı binlerle ifade edilen kişiyi engellemiş. AK Parti'ye yakın hesapları. Evet. Bir insanın bunu tek başına yapması mümkün değil. Acaba neden engelledi? Neyi örtbas etmeye çalıştılar? Eğer o program yapılsaydı çok bu hesaplardan şey, gelecek olan mesajları, soruları mı engelleyeceklerdi? Büyük bir skandaldır burada. Gözüne, bakın burada gözüne far tutulmuş tavşan gibi hepsi açığa çıktı. Evet. Yani konuşacak bir cesaretleri yok. Proje konuşmaya müsait değiller çünkü projeleri yok. Sadece bir mağduriyet algısıyla, eğer o programa çıksaydı, Uğur Dündar moder etseydi her şey ortaya çıkacaktı. Çok garip bir şey dikkatimi çekti. Twitter hesaplarını engellediğinden bahsettiniz. Bizim programın Twitter hesabı var. @tweetdunyasiTV. Özellikle yayın esnasında da izleyicilerden gelen tweetleri sürekli ekrana alıyoruz. Sayın Uğur Dündar'ın tweetinin ekran resmini alabilmek için Tweet Dünyası hesabı bizde açıktı. Bizi bile engellemiş. Yani İşte bunu kendisinin açılmış yapması mümkün değil Kemalettin. Yani bir çok garip geldi bana. Bir sosyal medya ekibi, artık kim koordine ediyorsa onu, evet, bütün bu hesapları engellemiş. Çok korkuyorlar Kemalettin. Yani evet, bazı gerçeklerin ortaya çıkmasından sizin programda çok korkacak korkuyorlar. Bir durum yok Zafer Bey. Hayır. Şimdi o yayın esnasında bu tweet adresinden, Tweet Dünyası'ndan ya da böyle AK Parti'ye yakın olduklarını düşündükleri hesaplardan muhtemelen Ekrem Bey'e çeşitli sorular gelecekti. Sosyal medyaya yönlendirme anlamında insanlar orada tepkilerini dile getireceklerdi. Bunu engellemek istiyorlar. Evet. Uğur Dündar'a da burada çok ciddi iddialar var. Özellikle CHP yönetiminden bu programa katılmaması noktasında bazı telefonlar açıldığına dair iddialar var. Çıkıp kendisinin bunu biz yalanlamasını bekliyoruz. Eğer öyleyse zaten takke düşmüş, kel görünmüştür. Korkuyorlar. Yani kimin canlı yayına çıkmaktan çekindiği, kimin bazı hesaplar güttüğü çok net bir şekilde ortaya çıktı. Evet. Sıradaki paylaşımımız Twitter fenomenlerinden Handan Aksu isimli bir hesaptan geliyor. İstanbul adayına diyor ki Fatih Portakal, makyajın akıyor, git tazele. Güzel. Bir de buradaki paylaşıma ilginç olan Fatih Portakal'ın canlı yayında haber sunarken yapmış olduğu bir video var. Onu da izleyeceğimize gösterebilirsek. Bu tweetin haricinde zaten videoyu gördüm. Video çok açık ve net bir şekilde. Hala Kemalettin bu sözü söylemedi diyen aklı evveller var. İşte en yakın arkadaşı Fatih Portakal söylüyor. Fatih Portakal bunu inkar ediyor. Yayınlamadık diyor. Hala bazı aklı evveller çıkıyor diyor ki hayır böyle bir söz söylemedi. Bir de Banu Yüm Hanım'ın bir paylaşımı var. Aynı konuyla alakalı Fatih Portakal'la ilgili bir paylaşımı var. 2010 senesinde Portakal ile Best FM'de birlikte çalıştım. AK Parti'nin bir organizasyonunun canlı yayını kendisine verdiler. Dünya lideri geliyor, Recep Tayyip Erdoğan geliyor diye bağıra bağıra 4 saat yayın yaptı. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet, bu bence daha çok Fatih Portakal'ı çok seven
sosyal medyadaki trollerin ilgisini çekecek bir tweet. Evet. Görsünler işte, bakın demek ki Fatih Portakal duruma ve şartlara göre yörüngesini hızla değiştirebilen bir arkadaş. Ben Portakal'ın İmamoğlu ile ilgili o sözde uyarısı ve tepkisini de aslında bir danışıklı dövüş olarak görüyorum. Yani orada Fatih Portakal okul arkadaşını bir şekilde korumaya çalışıyor. O yükselen tepkiyi orada absorbe etmeye çalışıyor. Yani nedenle büyük bir pot kırdığının farkında Fatih Portakal, evet. İmamoğlu'nun. Şu cümleye takıldım, diyor ki demek ki Ekrem İmamoğlu'nun da öğrenmesi gereken şeyler var. Ya Allah aşkına, Ekrem İmamoğlu dediğiniz insan yani siyasete ne zaman atılmış? 2008 yılında CHP'ye başvuruyor Kemalettin. Evet. Dönemin genel başkanı Deniz Baykal kabul etmiyor başvurusunu. Önder Sav engel. O ne zaman CHP'ye geliyor? Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP'ye geliyor. Görevine Beylikdüzü ilçe başkanlığı, arkasından CHP Beylikdüzü belediye başkanı. Hani siyasette demek ki öğrenmesi gereken şeyler var dediğiniz kişinin siyasi geçmişi 10 yıl bile değil. Evet. Yani kusura bakmayın, hiç kimseyi de bu kadar saf zannetmeyin. Mızrak çuvala sığmıyor. Evet. Sıradaki paylaşımımıza devam edelim. Murat Sarıca Bey'in bir paylaşımı var. CHP İstanbul adayı otobüsle geziyor. İyi Partili bir şahıs bozkurt işareti yapıyor. Otobüsteki CHP'li sen yapma, sen kurt işareti yapma diye emir veriyor CHP adayına. CHP adayı da herhalde diyor. İzin almadan nefes bile alamayan CHP adayı İstanbul'u mu yönetecek? Bu ilginç bir Twitter paylaşımı. Videosu da olacaktı bunun. Videosu da olması lazım. Videosunda girebilirsek. Şimdi bu çok güzel. Niye? Bakın, bunu daha önce de söyledik. Yerine göre Atatürkçüyüm diyen. Yerine göre izleyelim. Sen işaret yapma, kurt işareti. Herhalde diyor. Yani burada nasıl bir projeyle karşı karşıya olduğumuzu anlayın. Bakın, muhafazakarlara oynuyor. Muhafazakar değil. Evet. Atatürkçülere, CHP'lilere oynuyor. CHP'li değil. Ülkücüleri gönlünü kazanmaya çalışıyor. Bozkurt işareti yapmaktan bile imtina ediyor. Niye? Bu sefer başkalarını CHP tabanını kızdırırım diye. Yani böyle bir aday, duruma göre Atatürkçü, duruma göre ülkücü, duruma göre CHP'li. Yani Türk siyasetinde bunun ikinci bir örneği yoktur. Ve şimdi ne diyor? Bozkurt işareti yapma. Bakın, bu çok enteresandır. HDP'nin, Kandil'in sabah akşam destek açıklaması yaptığı bir aday elbette ki bozkurt işareti yapamaz. Bozkurt işareti yaparsa Kandil'in hoşuna gitmez bu. Çok ilginç bir noktaya geldiniz. Tabii orada. Yani bunun aslı odur. Ne diyorlar alttan alta? Ekrem Bey eski ülkücü. Hadi ya. İşte bir bozkurt işareti bile yapmaktan çekiniyorsun. Ya Kemal Kılıçdaroğlu bile burada Ankara'da bozkurt işareti yaptı Tuzluçayır'da. Yani sen, evet, yapmıyorsun ama. Çok enteresan. Dediğim gibi bir kez daha altını çizelim. Kandil'in HDP'nin sabah akşam destek açıklaması yaptığı bir aday bozkurt işareti yapamaz. Bunu da buradan ülkücülerin dikkatine sunalım. Evet. Sıradaki paylaşımız Derya Yanık hanımefendiden. Özet tam 12'den demiş. Çok güzel bir video. Çok böyle içten. Bunu yayınlamamız lazım. Evet, yani bunu özellikle bir paylaşmamız gerekiyor videoyu. Çok ilginç bir çok video. Çok güzel bir tweet. Ben bunu zaten gördüğümde bunu bu hafta mutlaka konuşmamız lazım, evet, diye düşündüm. Yani Kemalettin, bak burada bir değil birden çok yalanı aslında deşifre ediyor bu vatandaş samimi bir şekilde. Doğru. Yani özellikle Güneydoğu bölgesinde oradaki vatandaşlarımızın üzerinde terör örgütünün nasıl bir baskı kurduğunu, nasıl algı operasyonlarıyla dünyayı ve Türkiye'nin batısında yaşayan Kürt kökenli vatandaşları da kandırdığını burada ifşa ediyor. Özellikle Sur ve Silvan'da yaptıklarıyla ilgili söyledikleri, evet, ne diyorlardı? Orada insanlar katledildi. Ne diyor? Cephane, bakın, çıktı. Sur'u da Silvan'ı da cephaneliğe çevirdiler diyor. Ve şu da çok enteresandır. Zulüm var diyorlar. Kim diyor zulüm yapıyor diyor? Terör örgütünün zulmü var diyor. İnşallah bu kardeşimizin başına bir şey gelmez. Evet. O vahşi terör örgütünün hedefi haline gelmez. Ama çok önemlidir. Böyle cesur çıkışlara Türkiye'nin ihtiyacı var. Samimiyet bu işte. Yani bütün o anlatıyorlar ya, işte bunu CHP'nin adayı da izlesin. Herkes izlesin. HDP'nin yöneticileri de izlesin. O oynadıkları, oylarını zorla aldıkları taban aslında samimi olarak bunları düşünüyor ama korkularından herkes bunu dile getiremiyor. Zaten 31 Mart'ta Doğu Güneydoğu'da birçok belediyede HDP'nin, tabii Şırnak dahil, HDP, Muş'ta da galiba yine AK Parti adayı. Yok, Muş'ta AK Parti. Evet, yani aldı. Bu vatandaşların bir tepkisidir. Terör örgütün olan bir tepkisidir. Evet. Değerli vatandaşlar, çok içten samimi ifadelerinde benim en çok dikkatimi çeken şu oldu. Ben HDP'lere diyorum ki Abdullah Öcalan öbür dünyada nerede olacaksa sizi de oraya götürsün, amin demiyorlar. Ben Erdoğan nerede olacaksa orada olmayı razıyım diyor.
Tabii şimdi Erdoğan risk alarak Türkiye'de kimsenin el atmadığı birçok sorunu çözmüş bir lider. Yani Kürt meselesi de bunlardan biridir. Yani AK Parti'den önce bu ülkede insanlar Kürtçe müzik dinleyemiyorlardı. Bunları ne çabuk unuttuk. Evet. Sıradaki paylaşımımıza devam edelim. Hasan Basri Aydeniz Bey'in bir paylaşım var. Koç ve Mansur Yavaş İngiltere'de. Her ikisi de sıradan bir iş adamı ve veya belediye başkanının erişemeyeceği kişiler kurumlar ile görüşüyor. İmamoğlu Washington Post'ta yazıyor. CHP ve Kılıçdaroğlu'nun da gizemli bir sessizlik hakim. Kısacası tüm bunlar ciddi bir hazırlığın habercisi. Konuyla ilgili ben biraz Twitter'da farklı paylaşımlara da dikkat ettim. Sanki Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan ziyade CHP Genel Başkanlığı'na hazırlıyormuş gibi bir izlenim var. Ben daha da ileri götüreyim bunu. Yani bırak CHP Genel Başkanlığı'nı. Ekrem İmamoğlu'nun tek bir niyeti var. Daha doğrusu ekibinin tek bir niyeti var. Onu Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkartmak. Aslında evet. Bu önemli bir noktadır. Yani hani hep diyorlar ya İstanbul 16 milyon İstanbul'un oyuna talibiz falan diye. İstanbul umurlarında bile değil Kemalettin. Evet. Onların bambaşka amaçları var. Tabii bunlar sorgulanması gereken temaslar. Şimdi bir partinin İstanbul Belediye Başkan adayı niye Washington Post'ta yazı yazar? YSK seçimin yenilenmesi kararı aldıktan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı niye bunu not ettik diye küstahça bir ifadeyle evet. Türkiye'ye ayar vermeye çalışır. İşte bütün bunları yan yana koyduğumuzda büyük resmi görebiliyoruz. Mansur Yavaş'ın Londra seyahati de çok enteresan. Kısaca ondan da bahsedelim. Orada galiba John Corby diye bir adamla evet. görüştü. Sosyalist bir İngiliz milletvekili galiba. Bu John Corby'nin paylaşımlarını ileride konuşuruz. Vatandaşlarımız bir baksınlar. Ne icraatları var? Terör örgütü PKK ile İngiltere'de nasıl onlara destek atıyor? Onları bir izlesinler ve bir düşünsünler. Evet. Yine Twitter'da fenomen hesaplardan Eyüp Kılıç Bey'in bir paylaşımı var. Belki birçoğumuzun daha önce izlediği, bildiği bir deney. Ancak özellikle şu dönemlerde tekrar hatırlamakta fayda var. Özellikle gençler üzerinde toplumsal baskı oluşturuyorlar. Mesela inşa edilen en temel algılardan birisi şu. Erdoğan karşıtlığı entelektüel ve aydın olmaktır. Eyüp Bey'i ben yakinen tanıdığım, bildiğim değerli bir kardeşim. Özellikle hem uluslararası ve Türkiye bazında siyasetle ilgili ciddi analizleri olan bir kardeşimiz olduğu için bu tweet de benim için çok kıymetli. Özellikle yer vermek istedim. Ne diyor? Erdoğan karşıtlığı. Erdoğan karşıtlığı entelektüel ve aydın olmaktır. Topluma, özellikle genç kesime böyle bir algı oluşturması ile ilgili filmler, reklam filmleri, sosyal medyada çalışmalar yapıldığını anlatıyor. Evet. Ustaca bunu işliyorlar uzun evet. zamandır ama bunlar kendi kendilerine aldıkları bir sıfat. Bunlar entelektüel falan değil. Entelektüellik bu kadar basit bir şey değil. Maalesef Türkiye'deki algı bu. Eğer dediği çok doğru, Recep Tayyip Erdoğan karşıtıysanız toplumda, kendi mahallelerinde farklı görülüyorlar. İşte az önce bahsettiğimiz Fatih Portakal da aynı evet. bu şekilde. Ne diyordu? Banu Yum Hanım'ın mı bir paylaşımıydı? Banu Bundan Yum diyordu 5 yıl önce Erdoğan'ı dünya lideri diye anons ediyordu diyor, değil mi? Banu ama Erdoğan karşıtlığına yani başlayınca ne oluyor? Birdenbire CHP'lilerin gözünde, toplumun %50'ye yakın bir kesiminin gözünde putlaştırılıyor, ilahlaştırılıyor. Evet. Yani bu kadar meseleye at gözlüğüyle bakıyorlar. Evet, önümüzdeki hafta zaten ben Best FM'de Adem Metan Bey'den rica ettim. Fatih Portakal'ın, Banu Yum'un bahsettiği o yayını bize gönderecekler. Erdoğan'la evet. ilgili yapmış olduğu övgüler, anonsları tamamını. Çok da yerinde olur. Böyle bir hani görelim. Yani dündür, bugün bugündür diye bir söz vardır ama yani işte o çok özel bir yere koydukları entelektüel evet. ilan ettikleri Fatih Portakal daha 2010 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya lideri diye bahsediyormuş. Doğru, doğru bir saptama. Dünya lideri gerçekten de. Ama bugün nasıl bahsediyor? Bir 2010 yılında baktığımızda 2010 yılındaki Türkiye ile şu anki Türkiye arasındaki fark neydi? O anki daha... Fark neydi biliyor musun? Fark Fatih Portakal'ın çalıştığı kurumdu. Evet. Fatih Portakal şu an Fox'un dünyadaki yerini biliyoruz. Evet. Nasıl operasyonel kullanıldığını biliyoruz. Şu an Fox'ta iyi de para kazanıyor. Belli bir mahallenin de gözdesi durumunda. Dolayısıyla o gün öyle konuşuyor, bugün böyle konuşuyor. Değerlendirmeyi ona önemi atfedenler yapsın. Evet. Hani Erdoğan hakkında söylediklerin dün bugün neydi o değerlendirmeyi onlar yapsın. Evet, Eyüp Bey'e de teşekkür ediyoruz. Atılgan Bayar'ın bir paylaşımı var. Çıplak gerçek. Toplum İmamoğlu'nu Yıldırım'dan daha dindar buluyor.
Ve asıl sürpriz bugün CHP'yi AK Parti'den daha dindar buluyor. İşte Kemalettin, bu seçimin en büyük yalanı budur biliyor musun? Bu tweetle özetlenecek bir şey. Atan kişiyle ilgili bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Gerek yok. Fakat ne işte neymiş efendim, toplum İmamoğlu'nu daha dindar buluyormuş değil mi? Evet. Sevsinler sizin dindarlık anlayışınızı. Yani öyle bir Yasin-i Şerif okumakla kameralarla beraber, sözde oraya da hatırlarsan gizlice gitmişti ama nasıl oluyorsa camide bir prodüksiyon gibi, çekimi gibi bir çekim yapılmıştı. Evet. Ne yaptı sonra mazbatayı aldığı dönemde? 37 yıldır düzenlenen dini yayınlar fuarına izin vermedi. Sadece bu mu? Daha böyle sayısız örnekler var. Ramazan ayında Maltepe'de düzenlediği pop konserleri, rock konserlerinden rock bahsedelim. Vardı. Onlarla yaptığı anlaşmalardan bahsedelim. Allah akıl fikir versin ya. Çok fazla üzerinde bence durmaya da gerek yok. Evet, yine Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir paylaşım var. Sayın Cemil Barlas Bey'in bir paylaşımı. Ekrem İmamoğlu'nun ciddi öfke sorunu var. 31 Mart'a kadar iyi sakladı ama artık bar kavgasına karışsa bile kimse şaşırmaz. Evet. Şimdi güzel olmuş bu. Evet. Bakın, iki tane canlı yayına çıktı. Bir Ahmet Hakan'la, bir de galiba Ülke TV'de bir yayına çıktı. Beklemediği soruların geldiği iki yayın bunlardı. Ne oldu? İki yayında da kavga çıkarttı. Burada ben bir sözünüzü kesmek istiyorum. Ekrandaki tweet'i büyütebilir miyiz? Şimdi Cemil Barlas Bey'in tweet'ini alırken çok ben zorlandım. Zorlanma sebebim şu. Dikkat ederseniz tweet hemen altındaki yorumlar kullanım dışıdır, kullanım dışıdır, kullanım dışıdır şeklinde. Tabii troller saldırıyor. Saldırmada şöyle bir durum var. Tamamı sinkaflı küfürler, hakaretler almış başını gidiyor. Yani İmamoğlu'nun ciddi bir sosyal medya ekibi var. Şu an aleyhinde kim konuşursa konuşsun hemen küfür, hakaretler devam ediyor. Biz o tweetleri, o küfürlü tweetleri ekrana yansımaması adı altında o hesapları engelleyerek kapatmak zorunda kaldık. Şu an bize de mesela Twitter'dan evet. saldırıyorlar. Evet. Yani böyle bir özel görevli ekip var. Yani insanlar sosyal medya bunu konuşuyor falan diye bazen konuşuyorlar ya. Hayır, sosyal medya onu konuşmuyor. Evet. Troll ordusu saldırıya geçiyor. Yani büyük bir operasyon söz konusu, organizasyon söz konusu. Bu da çok önemlidir. Gerçekten bir öfke sorunu olduğu çok belli. Sokakta istemediği bir şeyle, tepkiyle karşılaştığında vatandaşlarla girdiği diyaloglar, televizyon programlarında kontura bir soru geldiği zaman nasıl tepkiler verdiğini görüyoruz. Onu belli başlı bazı gazeteciler var, onlarla çıkıyor televizyona. Onlar onu sanki böyle bir yaşam koçu gibi asiste ediyor. Bir de şundan bahsetmeyecek misiniz? Bir de şöyle bir şey var diye. O tip programları seviyor. Yani dolayısıyla ben Binali Yıldırım'la yayına çıkmama kararını da aslında kendi içerisinde mantıklı buluyorum. Çünkü muhakkak ters soru gelecek. Karşısında Binali Yıldırım olacak. Yani daha ikisini bence aynı kefeye koymak da son derece büyük bir haksızlık olur. Evet. Murat Akan Bey'in bir paylaşımı var. Her şeye proje diyorsunuz diyenlere tek bir örnek vereyim. Sayın Muharrem İnce'nin dünya görüşüne zerre katılmam. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girip müthiş bir performans gösterdi. Ancak kimse çıkıp da Sayın İnce'ye proje demedi diyemedi. Çünkü yerli ve milliydi. Güzel bir saptama. Önemli. Gerçekten de Muharrem İnce de çok sert bir kampanya yürüttü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı. Başarılı da oldu. Bakın, hakkını yememek lazım. Şimdi Muharrem İnce kaç oy aldı Kemalettin? Türkiye genelinde 136 oy aldı değil mi? Evet. İstanbul oyu da galiba bundan bir puan falan daha yüksek benim bildiğim. Ve orada HDP'nin desteği de yok Muharrem İnce'de. HDP'nin çünkü kendi adayı vardı. Evet. Şimdi yani dolayısıyla kampanya boyunca Muharrem İnce'ye hakikaten kimse sen bir projesin demedi. Çünkü proje değildi. Seversin sevmezsin. Açık açık adam, bir adaydı. Adam yerli ve milli bir adamdı yani. Muharrem İnce böyle bir adamdı. Niye ona kimse proje demiyor da şimdi yine adı CHP Genel Başkanlığı için geçen Ekrem İmamoğlu ile ilgili CHP'lilerin bile kafasında acaba diye şüpheler doğuyor. Bunun bir sorgulanması lazım. Çok yerinde bir saptama. Cumhuriyet Halk Partisi'nde birçok tanıdığım milletvekili olan, danışmanlık yapan arkadaşlarım var. Onlar da şöyle bir hava gördüm. Ya bizim içimizde o kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yakışacak insan vardı ki. Ya onlara şöyle bir tırnak açayım. Yani Beylikdüzü Belediye Başkanı iken çok ciddi başarılara imza atan, halkın memnun kaldığı, böyle şehri sıfır noktasından alıp 10 numaraya çıkartan biri olmuş olsaydı eyvallah derdik diyorlar. Ancak şu anki durumda diyor, biz bile şaşkınız. Herkes şaşkın. Ben bunlara girmek istemiyorum. Bakın, bazı CHP yakın gazeteciler var. Sürekli
AK Partililerle konuştuklarını, AK Partililerin bazı konulardan rahatsız olduklarını söylüyor. İsmini vermeyeyim buradan. Evet. Biz de CHP'lerle konuşuyoruz. Bu senin söylediklerinin 10 mislini anlatanlar var. Mesaj atanlar var. Ben hiç onlara girmiyorum. Ama sadece şunu söylemek lazım. Güzel bir konuya geldin. Bakın 2014 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nü %50 küsur oyla alıyor. 50.8 galiba. Evet. 24 Haziran seçimlerinde orada CHP'nin oyu kaça düşüyor biliyor musun? %35'e düşüyor. Yani %15'lik bir kayıp söz konusu. Bu kadar başarılıydı da Ekrem İmamoğlu. 24 Haziran'da niye böyle bir sonuç ortaya çıkmış? Bir düşünmek lazım. Hani böyle pazarlıyorlar ya bize. Beylikdüzü'nü şöyle yaptı, böyle yaptı. Evet. Görüyoruz orada, gördük. AVM ortaklıkları, daha neler neler. Evet, sıradaki paylaşımımızla devam edelim. Yine Handan Aksu Hanımefendi'nin bir paylaşımı var. Eskiden kibrit kutusunun üzerinde Türk malı yazarmış. Şimdi Atak helikopterinin tankların üzerinde Türk malı yazıyor. Sanırım bu fark bazı Türk olmayan malların zoruna gidiyor şeklinde bir paylaşımı var. Çok ciddi manada Redbit bir beğeni aldığı için özellikle evet, programda olmasını istedim. Bununla çok ilgili yorumunuz neydi? Önemli. Yani bakın özellikle bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada bir ateş çemberinin tam ortasındayız. Ve sözde müttefikimiz ABD özellikle bizim ihtiyaç duyduğumuz silah sanayinde, savunma sanayinde birçok ürünü bize vermek istemiyor. Evet. Kötü komşu insanı ev sahibi yapar diye bir laf vardır. Bizde de kötü müttefik bizi savunma sanayinde atak yapmaya mecbur bıraktı. Ne oldu? %20'lerde olan savunma sanayindeki yerlilik oranımız %65-70'lere geldi. Bu çok önemli. Evet. Geçen hafta konuştuk işte Bora diye bir karadan karaya giden füzemizi operasyonda bahsetmiş. Kullandık. Onun daha devamı var. Yıldırım var, Bora var, Kasırga var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. İnşallah daha hava savunma sistemleri konusunda da Türkiye'nin atacağı adımlar olacak. Yani bu çok önemlidir. Dünyaya biz artık savunma sanayinde ürün ihraç eder hale geldik. Evet. Kendi helikopterimizi yapıyoruz. Milgen projesi var. Çok önemli. Daha bunun devamı gelecek. Kendi uçağımızı yapma noktasında attığımız adımlar var. Bunlarla gurur duymak gerekiyor. Hakikaten bunlarla gurur duymayan bazı kişiler var diyelim. Biz o ifadeyi kullanmayalım ama. Evet. Bunlar da Türk malı ifadesinin yazmasından gocunan arkadaşlar var. Hanımefendi çok güzel özetlemiş yani tweetimde. Sıradaki paylaşımı Twitter hesabımıza gelen bir paylaşım. Takvim gazetesinin bir haberi gönderilmiş. CHP'den yeni tiyatro sokak röportajında bir önceki seçimde Binali Yıldırım'a oy verdim. Bu seçimde İmamoğlu'na oy vereceğim diyen kişi CHP'li çıktı. Tweet'in bir videosu vardı. Ben özellikle paylaşmak istemedim. Aslında güzel. Çünkü keşke kadar, onu da görseydik. Yok, galiba yani CHP şöyle, Kartal ilçe üyesi galiba. Belediye meclis adayı. Adayı ve daha önce de galiba yöneticilik de yapmış yöneticilik orada. Yöneticilik yapmış. CHP teşkilatında olan biri çıkıp da ben 30.000 seçimlerinde... Ya arkadaşlardan ben rica ediyorum. Hani biz konuşurken en azından onun o vücut dilini bir görsünler. Ne kadar rahat yalan söyleyebildiğini, evet, yüzünün hiç kızarmadığını bir görsünler. Bunlara ne acıdır ki inananlar var. Bakın bu sosyal medyada bakıyorsunuz birileri eline mikrofon alıyor, çıkıyor, sokak röportajları yapıyor. Tamamen kurgu, tamamen mizansen. Evet. İşte bir başı kapalı hanımefendiye gidiyorlar. O sözde eski AK Partili, geçen hafta yayınladık. Efendim ben AK Partiliyim ama işte çok yanlış yaptılar. Bu sefer Ekrem Bey'e oy vereceğim. Ya bunların hepsi mizansen. Evet. İşte bakın en somut delillerinden birisi budur. Adam o kadar fütursuzca ve rahat yalan söylüyor ki. Ne diyor? Ben diyor esken AK Partiliydim diyor. Bu seçimde diyor oyumu diyor CHP'ye vereceğim diyor. Evet. Binali Yıldırım'a oy verdim. Binali Yıldırım'a oy verdiği dönem Kartal'dan belediye meclis üyesi adayı. İşte yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ve bunun gibi sayısız örnekler var. Lütfen kimse bunlara inanmasın. Evet, sıradaki paylaşımımızla devam edelim. Evet. Okuyamıyorum. İnsanlık bundan. Dergisi'nin, evet, protokol uzakta olduğu için okuyamıyorum. Kağıttan okuyayım. İnsanlık Dergisi isimli bir hesabın paylaşımı. Filipinler'de yürürlüğe giren yeni bir yasayla tüm öğrencilere mezun olabilmek için en az 10 fidan dikme şartı getirildi. Vallahi keşke bizde bu olsa. Girişimle senede 175 milyon yeni fidanın dikilmesi planlanıyor. Her yıl 12 milyon ilkokul, 5 milyon lise, 500 bin üniversite öğrencisi mezun oluyor. Evet. Bizdeki öğrenci bizim sayısı da bundan az değil. Galiba 20 milyona yaklaşık bizde de evet, öğrenci söz konusu. Keşke bizde de olsa. Buna çok ihtiyacımız aslında var. Sadece bizim değil, dünyanın ihtiyacı. Dünyanın aslında ihtiyacı olan küresel proje. Isınma. Hatta bu hafta içerisinde bir haber vardı. 2050 yılında dünyada su kaynaklarının ne kadar azalacağı, kıtlığın, su kıtlığının baş göstereceğine dair
Maalesef bütün insanlığın aslında bu temel sorunu Kemalettin. Evet. Hani evet. Burada bu paylaşımda benim dikkatimi çeken şu. Yani Filipinler'de örnek bir Filipinler'i model olarak almamız sanki isteniyor. Türkiye'de de neden uygulanmasın? Bence uygulanması gerekir. Türkiye'de de çok ciddi aslında yeşillendirme çalışmaları var. Ağaç dikme çalışmaları var. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın geçmişten beri devam eden Orman ve artık ismi değişti pardon. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Haksızlık etmeyelim ama yeterli mi? Değil. Evet, yani biz de Milli Eğitim Bakanlığımızın aynı şekilde benzer bir proje yapmasını, mezun olacak her öğrencinin en az 5 fidan dikmesi gerçekten bu toprakları için çok daha, bu ülkemiz için çok daha iyi bir sonuç çıkaracaktır. Sıradaki paylaşımımızla devam edelim. Evet, Can Dündar'ın bir paylaşımı var. En yüksek tondan konuşanın en çok korkan olması ne ilginçtir değil mi? Heh, çok güzel. Evet. Şimdi John Dündar diyoruz biz ona, biliyorsun. Evet. Kendisi yurt dışına kaçmış bir insan. Burada Süleyman Soylu'yu hedef alıyor değil mi? Hani evet. Süleyman Soylu'ya sözde bir şahıs protestoda bulundu ya Trabzon'da. Sonra ortaya çıktı ki o şahısın geçmişinde bazı terör örgütleriyle nasıl irtibatlı olduğu da ortaya çıktı. Orada Süleyman Bey'in gösterdiği tavır da son derece şık olmuştur. Hiçbir tepki göstermedi. Kendisine düşün, devletin bakanına ne diyor? Akıllı ol diyor. Peki akıllı ol dediği o bakan Trabzon'a nereden gelmiş? Kato Doğan'dan gelmiş. Evet. Kato Doğan'ı, bayramı orada geçiren bir bakana bunu söylüyorsunuz. Sonra bir kaçak da böyle bir tweet atıyor. Bu kaçağı biz nereden hatırlıyoruz? Sözde uğradığı bir silahlı saldırı vardı İstanbul'da, hatırlıyor musun? Bir tiyatro. Karısının evet, arkasına saklanmıştı. Evet. Yani ben Türkiye'de hiçbir erkeğin kendisine yönelen fiziki bir saldırıdan karısının arkasına saklanarak kurtulamaya teşebbüs edeceğine inanmıyorum. Şimdi bu insan çıkıyor, cesaret dersi veriyor. Evet. Bu insan böyle bir tweet atıyor. O görüntüyü keşke arkadaşlar bulsa da verseler. Yani size biri saldırıyor ve siz karınızın arkasına saklanıyorsunuz. Yurt dışından da böyle tweetler atıyorsunuz. Evet. Yorumsuz, daha fazla yoruma gerek yok. Reklam arasından sonra tekrardan sizlerle beraberiz. Evet, tweet dünyasından tekrardan merhabalar diyoruz. Zeki Bahçebey'in bir paylaşımı var. Diktatörün olduğu ülkede birisi devletin valisine it diyor, birisi İçişleri Bakanı'na akıllı ol diyor, birisi Savunma Bakanı'nı tehdit ediyor. Peki diktatör nerede? Aslında, diktatör olsaydı şimdi bunların akıbeti ne olurdu? Aslında gerekli yorumu Zeki Bahçe yapmış. Bizim program boyunca yaptığımız yorumlar. Zaten hepsini... bizim programımızın amacı da bu. İşte bu evet. Algıları yıkmak. Ya bakın, siz diktatörlük olan bir ülkede bir kere Cumhurbaşkanı'na diktatör diyorsunuz. Kato Doğan'dan gelen İçişleri Bakanı'na akıllı ol diyebiliyorsunuz. Devletin valisine ben o ifadeyi kullanmayacağım. Zaten kullanmayalım da. Evet. Böylesine bir hakarette bulunabiliyorsunuz. Sabah akşam kendinize yakın medya kuruluşlarında her tür hakareti, iftirayı atabiliyorsunuz. Yalan yanlış bilgilerle. Ve bu ülkede diktatörlük var, öyle mi? Evet. Yani herkes işte bu algının ne kadar boş olduğunu bir kez daha görsün. Diktatörlük olan bir ülkede siz bunları yazıp çizemezsiniz, bunları söyleyemezsiniz. Evet. Ya ne oldu? Diktatörlük vardı işte. Büyük şehirlerin bir kısmı el değiştirdi. Hani diktatörlük olan bir ülkede seçimle hiçbir şey değişmez. Bu ülkede yönetim de, hükümetler de seçimle belirleniyor. Evet. Diktatörlük olsaydı seçim olmazdı. Evet değerli izleyicilerimiz, Sayın Zafer Şahin Bey'e teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrardan sizlerle beraber bir arada olmak üzere. Hoşçakalın.